Gel bakayım Hakan. Göreceğim. Selamun aleyküm. Merhabalar. Görüntü ver, konuşacağız abi. Görüntünü alabilir miyim? Görüntümü ya vereyim de senle biz daha önce konuştuk. Hatırlıyorsun Facebook'tan yayın için konuştuk. Hatta konu başlığı belirleyelim diye konuştuk. Sen illa konu başlığı Tamam, görüntünü belirleyemeyiz. alayım da konuşalım. Görüntüyü almak Benim istiyorum. görüntümü şeyden bakabilirsin TikTok'tan. Misafir var şimdi. Arkadaş, kamerayı açacağım mı, açmayacağım mı? Hayır kamerayı neden kamera açmamı istiyorsun ki anlamadım. Benim kameram açık. Ha ben de açabilirim de misafirim var. Önemli O değil yani zaman niye benim. tartışmak istiyorsun kardeş sen benimle? Görüntü veremeyecek kadar şeyin Ha yok. O zaman görüntü benimle neyi veririm. tartışacaksın? Mal. Abi. Benim karşıma çıkacaksanız adam gibi çıkın. Kıçınız başınız oynamaz. Beni yayına al. Beni yayına al. Dün de aldım yayına. Geliyorlar ondan sonra yok müsait değil. Yok bu değil. O zaman ne tırk? Yemin benimle tartışmaya kalkıyoruz. Adam gibi çıkın karşıma. Adam gibi çıkacaksınız. Adam olacaksınız adam. Madem barış dini bu, adam gibi çıkacaksınız benim karşıma. Götünüz başınız oynamayacak. Hayret bir şey. Dinine mi güvenmiyorsun? Neyine güvenmiyorsun? Çıkacaksın, taş taşlarını göreceğim senin. Gel buraya. Yok kamera açmam. Yok bunu yapmam. Yok ortam müsait değil. Yok dışarıdayım. Niye o zaman benimle konuşmaya kalkıyorsun ortam müsait değilse? He? O sıfatı göstereceğim bana o sıfatı. Nerede sana kabul ettik gittin? İşte. Tamam bakalım sıfatımı gör bakalım bir. Sıfatım ne ifade edecek sana? Tamam açayım. Hocam açayım başlayayım. Aç abicim, aç aç aç. Açalım tamam. Ha. Tamam. Ha. Nerede? Ha. Nerede? Buradayım ha. Buradayım. Ha şöyle karşılıklı konuşalım değil mi? Öyle olmaz. Bak burada Evet misafir abi. var. Benim Ben burada gösterdiklerimin hangisi yalan? şimdi konu siyasi konu deklarasyonundan değil de ben başka konular konuşmak istiyorum. Siyasi konu. Abi az önce ben burada Hüdapar'ı gösterdim. Hizbullah'ı gösterdim, değil mi? Bunlar İslam'ın Evet. içinde olan şeyler. Sen orada bunların yalan olduğundan iddia ediyordun. Bunların yalan olduğunu bana kanıtla. Kim İslam adına bir cana kıyıyorsa bu suçtur. Kim de bir şey yapıyor, sen bunu doni olarak yani insanlara burada bir insan öldürdü, İslam adına öldürdü diyemezsin. Kaldı Kur'an öyle ki demiyor. bir saniye. Kaldı ki 2003 yılında Hüdapar bitti. Tamamıyla tasfiye edildi. Devlet tarafından tamamıyla bütün elemanlarıyla personeli tasfiye edildi. Yani bir kere söylemin şey olması lazım. Canlı, real ve Yaşar olması lazım. Şu an öyle bir şey mevcut değil. Adamlar seçime giriyor. O zaman, o nasıl oluyor? Tamam, Hizbullah bitti. Şu anda Hüdapar siyasi bir parti. İyi de abi adamın içindeki Şimdi şeyleri başını Hüdapar'ın kurucuları şu an siyasette kendileri milletvekili adayı olacaklar bir şekilde. Yani bunlar aktif değil mi sence yani? Kapandı mı hayır. diyorsun? Şimdi Hizbullah terör örgütüyle ilişkili olan ya da personel olmuş olan kişiler siyasette yer alamıyorlar. Kanunen anayasaya göre aday olamıyorlar. Hüdapar siyasi bir söylem olan siyasi bir kuruluş anayasaya bağlı anayasanın içeriğiyle sunumu yapmış, manifestosunu vermiş bir parti. Buna sen şey diyemezsin ya Peki ben tamam şimdi Hakan. efendim. Bu kadar terörle ilişkili bir parti. Tamam mı? Hizbullah'la ilişkileri var. Kurucular da Hizbullah'ın şeyi. Anayasanın ilk maddesini değiştirmek istiyorlar. Bu ne Türk abi? kelimesini kaldırmak istiyorlar. Tamam mı? Adamların manifestolarında onlar da var değil mi? Bunları anlatıyorlar. Türkiye'nin Ya ben bir saniye bitireyim esasında lafımı. Hakan, Hakan'cığım bir saniye lafımı bitireyim de vereceğim sen konuşursun. Anayasanın ilk maddesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti laik demiyor musun dinliyorum, Hasan? Hakan. dinliyorum, dinliyorum. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa Ya hukuk şu an bizim devletidir ve hükmümüz cumhuriyettir ve laiktir. Bunlar bir Türkiye'nin ilk yasa anayasaları değişmeden, var. değiştirilmesi bile teklif edilemez. Bunları Evet. adam tartışmaya sokuyor. Bu insanlar AKP'den seçime katılıyorlar ve dolayısıyla bu insanlar bir terör örgütünün uzantıları. Sen kabul et veya etme. Sen AKP'li misin? Ya ben siyasi partimin ne önemi var? AKP, CHP'liyim yani. AKP'lisin. İslam'ı savunduğuna göre AKP'li Hani oldun ne? herhalde Yani bu. olan da bir şey olmayabilir yani. İslam'ı savunmamla siyasi partiyi de kabul Tamam, tamam, etmeyebilirim. tamam, tamam. Sen normal görüyor musun? Yani AKP'nin böyle bir arka planı, sabıkalı, böyle domuz bağcılarla ilişkili bir partiyle seçime girmesi sence ahlaklı mı? Bak bir daha söylüyorum. Şimdi İyi savunma yaptılar ya. Hizbullah'la siyasi partiyi bir araya getir, yani terör örgütüyle sen siyasi partiyi bir arada yani aklen tutman yanlış. Hukuksal olarak böyle bir şey bir perspektiften bakamazsın. Hizbullah bir terör örgütüydü. Devlet mekanizmasıyla, emniyet gücüyle, kolluk güçleriyle Hizbullah'ı tasfiye etti. Tamamıyla 2003 yılında bütün personeli birlikte yakalandı, tasfiye edildi, bitti. Şu an toplumda zaten hukuki olarak terörden arınmış her kişi siyasi deklarasyona oy verebilir, oy kullanabilir. Yanlış mıyım? Evrensel hukuk. Kaldı ki biz Evet. bütün terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi, ülkede demokratik sistemde özgünce kendilerini ifade etmelerini toplumun anlayışıyla birlikte bir oluşum içerisinde olmasını söylüyoruz. Herkes düşüncesini açıklamalı. Ama sen şunu diyemezsin. Daha önce terör örgütleri içerisinde olan ona kaldı mı? Her partinin içerisinde terör örgütünde daha önce bir şekilde bulunmuş kişiler var. Hatta yani siyasi parti ismi vermek istemiyorum. Abi terör örgütünde bulunmuş insanlar genelde sabıkalı olurlar. Bunlar bir siyasi partiye üye olamazlar çünkü sabıka kaydı verirler. Ha bir saniye Tamam. burada bir şey ekleyeceğim. AKP dediğiniz bir sistem, şeriatçı kafadaki insanlar, gerici insanlar. Bunlar devleti yönettiği için, bunlar bütün kadrolarda elemanlar olduğu için bu insanı hapisten de çıkartırlar, sabıka kaydını da silerler. Nitekim Erdoğan seçime girerken hapse girdi, hapisten çıktı. Başbakanı indirdiler biliyorsun şeyi. Abdullah neydi o adamın adı? Gül'ü indirdiler. Kendisi böyle. Yani bunlar yenile geçerse bunlar zaten toplumun yani her şeyini değiştiriyorlar veya kanunu kendilerine uyarlıyorlar. Çünkü gücü ele aldılar mıydı bunlar böyle oluyor. Yani sen diyorsun tamam böyle böyle de AKP'liler bunları aklamış mıdır, aklamamış mıdır? Tamam da sanıkların çoğu yani çok ağır şekilde ceza aldı. Yargı karar verecek orada. Yargı ne Abi karar verdiyse yargı bu. AKP'nin elinde gözünü seveyim. Ya ama senin söylemin bir hukuki zemin oturup böyle diyemeyiz yani. AKP'nin elinde Abi olma dün evvelsi gün gazetelerde çıktı. Erdoğan bir tane terör örgütü üyesini aldı, tek lafıyla içeriden çıkardı. Tek lafıyla. kimi Bir tane çıkardı? adam vardı, terör örgütüyle ilişkiliymiş. Adam hapishaneye üyeymiş, sözde yaşlıymış. O adamı Erdoğan'ın ağzından çıkanla yani yargılanmadı adam. Tamam. Erdoğan'ın ağzından çıktı bu. Tamam. Cumhurbaşkanının cezaevinde olanları çıkarma yetkisi var. Böyle bir yetkisi var. Bu demokratik Olamaz olarak. işte olamaz. Az Bak önce kanun dedin, o ayrı bir hapis dedin konu. savcı. O ayrı bir konu. Bana göre siyasi partiden biri gelip beni temsil etme hakkı nereden var? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyon soralım. Muhtarını tanıyor mu? Muhtar azalarını tanıyor mu? Milletvekillerini tanıyor mu? Belediye başkanının encümenlerini tanıyor mu? Siyasi parti beni tanıyor mu? Ya da bir deklarası var mı? Çok istisnai hariç kimsenin yok. Ya bu Nasıl az zaten önce bak az önce ya o kadar çeliştin bir laf söyledin ki inanılmaz yani. Az önce dedin niye? ya bir cumhurbaşkanının bir insanı hapisten çıkarma yetkisi var. Böyle bir şey olamaz. Az önce Ya kanun o hukuk dediğin zaman dinle bir o lafımı bitireyim abi. Eğer bunu dediğin zaman dediğinle çelişiyorsun. Hem kanundan hukuktan bahsedeceksin hem de cumhurbaşkanının ağzından çıkayla insan bırakılmaz. Onu hakimler karar verir. Yargılanır. Yargı ne verirse Erdoğan bunun ağzından çıkmasıyla kimse serbest olamaz. Ki bu adam bir terör örgütünün üyesi ise. İslam bir terör örgütünün üyesi ise. Buyur abi. Tamam. Şimdi ama baktığımızda gelişmiş ülkelerde böyle Cumhurbaşkanı'na bir yetki vermişler. Ben bunu tahsis ediyor değilim. Ben bunu savunan bir insan değilim. Ama böyle bir yetkisi var.
Ha bunu hukuki demokratik olarak O Hakan'ın dediği tavsiye ya. ediyorlar. Böyle bir şey Niye, uygulama niye diğer ülkelerde karşı de var. gelmiyorsun? Karşı gel. Böyle Ben yapılmaz mi? demen lazım. Bak ben savunduğum için Şurada ya bir şey da yani. ben bu sistemin komplesine ben itirazım var. Senin düşüncen bak ben düşüncem aykırı ama ben olanı söylüyorum. Ha sen itiraz ediyorsun ya. Demokrasi ise demokrasinin de bir getirisi ise sen de buna kabul etmen lazım. Demokrasiyi savunuyorsan sen kendinle çelişiyorsun. Bu ben demokrasi savunursam ben Erdoğan'ın bu yaptığını kabul edersem bu demokratik olmuyor işte. Bak hangi siyasi parti lideri gelirse gelsin ona bu hak veriliyor. Bu şey demek değil. Yani sen yani çağ dışı bir uygulama yapıyorsun değil. Esasında modern çağda Cumhurbaşkanının halkın nezdinde hatalar olabilir. Cumhurbaşkanına bu yetki veriliyor. Sen bu deklarasyona yapabilirsin diye yetki veriyoruz. Hukuki sistemde bir işleyişte sıkıntı olabilir ya da Tamam anladım ama bu tamamıyla anladın demek demokratik istediğimi. bir şey Anladım. olmuyor. Türkiye'de de demokrasinin olmadığı anlamına çıkar. O yüzden demokratik ülke demeyeceğiz. Türkiye'de demokrasi yok diyeceğiz. Ya sen şunu demelisin bence. Demokrasiyi bu haliyle ben tavsiye etmiyorum. Beğenmiyorum demen lazım. Mesela mantıken daha Peki çal... bir şey soracağım sana. Sence en güzel yönetim şekli nedir abi? Bence en güzel yönetim şekli şu olmalı. Her ya da mesela ilçede, ilde o bölgenin konu alanında mesela bunu sıralayabilirsin. Ekonomi alanında, ne bileyim sanayi alanında, tarım alanında akademik kariyeri tamamlamış. Bütün sınavları geçmiş. Uluslararası alanda gerçekten bunu ispatlamış. Anlatabiliyor muyum? Bak bu çok önemli. Bunu iyice anlamaya Yok, çalış. onu anladım. Bak bir saniye, benim sana sormak istediğim şu. Demokrasi mi? Sosyalizm mi? Değil mi? Komünizm mi? Liberalizm mi? O anlamda soruyorum sana. Tamam Yoksa ben teolojik hiç yapıda bir din şeriat mı? En güzel yönetimi soruyorum sana. şimdi hiçbir bu dediklerin yapılarda bunu biz bu sistemi görmüyoruz. Yani yepyeni bir sistemle, yepyeni bir düşünceyle bunu yapman lazım. Sen bunu kendin ortaya koyman lazım. Ne olmalı? Beni temsil etme hakkı, benim başımda liderlik yapma hakkını vermiyorum ben. Ben temsil makamı ne olmalı? Görev bakımından ona görev addedilmeli. Bu kim olmalı? Tabii ki o kariyer olarak sınavla kendini ispatlamış birileri de uyuyla, partiyle gelmemeli. Bak sen bunu diyebilmen lazım. Senin dediğin sistemde parti her zaman sen İbrahim benim arkadaşımsan, Ahmet arkadaşımsa parti içerisindeki teşkilat ülkenin başında olur. Sen karşı tarafı sevsen de, öbür tarafı sevsen de bu devam edecek. Çağlar boyunca böyle olmuş. Peki sen Müslüman olarak geldin. Evet. Sana göre şeriat rejimi uygun değil Şimdi mi? şeriat Nedir? o şöyle bir şey. Bana göre her insan inancını yaşamalı. İnancını yaşamalı. Devlet dahi. Şimdi diyorsun sen Bak %99 Türkiye'de halkı insanlar Müslüman. inancını yaşıyor. İnancını yaşıyor da diğer İnancını insanlar o yaşayamıyor. Daha düne kadar kendi Hakan. inancı yüzünden okuyamıyordu. Devlet dairesine giremiyordu. Bak düne kadar. Ya bu çağ dışı değil mi? Ben şunu da diyorum. Bir Hristiyan inancını mesela kulağa takmak. Ne bileyim kravat takmak ya da ne bileyim ya kendini de ona bulursun. O toplumda insan haklarına aykırı bir davranış yoksa herkes inancını yaşasın. Kimse top çıkartamayız. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Anladım. Şimdi herkes inancını yaşasın. Onda hemfikiriz. O doğru. Evet. Yani bu da demokrasinin getirdiği bir şeydir. Ama her insan inancını yaşadığı zaman Evet. mesela bir din var. Bu din bazıları için tehlikeli kurallar şey yapıyor. Emirler Şimdi veriyor. Bitirebilir miyim? tamam. Bitti. Tamam. Bazı mesela dinden çıkanı öldür diyor. Değil mi? Evet. Mesela kadının şahitliğini sayma diyor. Yani iki kadının Evet. şahitliği bir erkek edecek. Tamam. Karısını dövebilir diyor. Bu kadınlar Tamam. için tehlikeli. Kadınların hakları konusunda tehlikeli. Nisa Öyle mi? 34. Nisa Ha. 34. Sonra diyor Tamam. ki Yahudileri ve Hristiyanları dost edinme. Onlar birbirinin dostudur. Onlardan olan onlardandır diyor. Evet, Diğer bir evet, şey evet. var. Bunların hepsine cevap bekleyeceğim. Kur'an'da Hepsine diyor cevap ki şeriatla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Ben sana şeriatı saydım. Buyur abi. Tamam. Şimdi bir kere İslam o coğrafyaya niye geldi? Kaz mı hocam işte Biz İtalya'da? biliyoruz ki İslam o coğrafyaya
dünyanın en kötü insan hakları bakımından, kadın hakları bakımından, ahlak bakımından o dünya, bu dünyamızın en kötü olan yeri Suudi Arabistan bölgesi, Hicaz bölgesine geldi. Abi bir parantez yapayım. Tüm başka yerlere gidiyorsun. Az önce konuştuğumuz şey neydi abi? En güzel yönetim şekliydi. Şeriat yönetimi nedir? Ben şeriatı saydım. Sen dedin ki insanlar inancını yaşamak zorundadır dedin değil mi? Evet. Hemfikiriz. Benim bu saydıklarım başkalar konusunda tehlike arz ediyorsa bu insan nasıl inancını yaşayacak? Adam diyor ki bak tekrar diyorum. Tamam. Şeriatla hükmedeceksin. Elini keseceksin adamı. Evet. Bu bazıları için tehlikeli. Kadını döveceksin. Kadının şahitliğinin iki kadını bir sayacaksın. Bunlar tamam. Sence bazıları için tehlikeli mi? Adam yaşasın dedik şeriatla. Peki bu insan şeriatını yaşarsa bazılarına zarar veriyor. Dost edinme Hristiyanları, Yahudileri. Buyur abi bunun cevabını ver bana. Şimdi ama... Muhammed zamanını boş ver. Tamam anlatmam lazım ama konuyu bir kere çerçeve tutmamız lazım. Şimdi ama o cevapları... soruyu tekrarlıyorum. Neydi sorumuz? Herkes dinini yaşamalı. Tamam, herkes dinini yaşamalı. Sen şimdi diyelim ki... Ben şöyle çeviriyorum çünkü TikTok ceza veriyor. Tamam, içiyorum burada. Tamam, içiyorum. Tamam. Anlatalım. Buyur abi. Şimdi bir kere İslam geldiği coğrafyada biz neyi görüyoruz? Adaletsizlik görüyoruz. İnsan haklarına aykırı bir durum görüyoruz. Kadın haklarına aykırı, çocuk haklarına aykırı. Komple devlet sisteminde, inanç sisteminde dünyanın en sapmış olan yerine İslam geliyor. Evet. Tabii gelirken İslam geldiği yerde bir kurallar zinciri getiriyor. Bu kurallar zincirinde şu demek değil. Mesela uygulama olarak diyorsun mesela ellerini kesin diyorsun. Bu şu demek değil. Sen toplum bilincinde gerçekten bir kere o elini kesin dediğin ayetin bir arka nüzul sebebi var. Onu tabii ki sen biliyorsun. Bir yolda bir grup bir tane şey sahibinden, hayvancılıkla uğraşan bir kişiden süt sağmalarını istiyor. Ve sütü sağdıklarından sonra o sütü içiyorlar. O süt aldıkları kişinin gözlerini kör edip öldürüyorlar. Evet. O ayetin oradaki hükmü oradan geliyor. Yani eğer diyor insanları gerçekten öldürür, gözlerini kör edip bıraktıkları olay oluyor. O hadisen dolayı o ayet nüzul sebebi oluyor. Şu demek değil yani. Sen toplumda eğer gerçekten refah seviyesini yakalarsan, toplumda gerçekten ahlak seviyesini yakalarsan cezalarda da kendi içerisinde Allah mesela şöyle diyor hani Zümer suresi işte ben bütün günahları affederim buyuruyor. Tabii ki sıralıyor ama Allah samimi olarak gerçekten yönelmiş, nasıl tövbe etmiş, herkese af buyuruyorum diyor. Evet bir sistem var ama sistemden de korunma bir caydırıcılık olması gerekiyor. Mesela sen diyeceksin bunun yerine şöyle yapalım. Tabii ki toplum içerisinde caydırıcılık bakımından bir uygulama yapabilirsin. Bunu nasıl mesela Hazreti Ömer döneminde suçluların eli kesilmiyor ya da böyle bir uygulama kesinlikle olmaz söz konusu değil. Neden? O adamın durumu yok. Hazreti Ömer biliyor ki bu zaten durumu yok. Maddi imkanı yok. Bunun çalması gibi bir şey söz konusu olamaz. Anlatabiliyor muyum? Mesela şöyle bir şey daha açayım. Bir insan yaptığı eylemde biz sun diyoruz. Sokrates'e göre mesela biliyorsun insan doğası genetik yani bu kodlarda hakikati barındırır. Sen ona sorularla hakikati buldurursun. Her insan temelden ahlakla doğar. Anlatabiliyor muyum? Ahlak öğrenilir. Ahlakla doğmaz insan. Ahlak öğrenir. İşte doğuştan bir ahlak yapısı doğar. Mesela çocuk, bir çocuğu bilirsin mesela çıplandırsan. İnsanın bir şey yaparsın, empati yaparsın. Bir insan eli kesildiği zaman onu acısın. Senin için bir empatidir. O acıma duygusudur. Anlatabiliyor muyum? İşte. Yani insanın şeyi ahlakının öğrenmesi, ahlak bütün toplumlara göre değişir, değişen bir şeydir. Tamam, ama biz, ben sorumu tamam. Tekrarlıyorum. Günümüze uyarlamaya kalkarsan ne dedik? Evet. İnsanlar şeyini yaşamak zorunda. Yaşasın. Tamam. Tamam. Yaşasın. İslam şu demek değil yani. İslam adam, İslam, yani. İslam adam senin de hakkını biraz şey göreyim benimle. Evet. Bazı konularda ben sana hemfikirim ama bu din konusunda biz aynı fikirde değiliz. Bitireyim tamam, de bak, ben tamam. Sana vereceğim sözü. Ben bak sen şey yapıyorum. Tamam. Bir ya şu mikrofonu kapat. Açtır bak. İslam ülkeleri fakirdir. Çünkü evet. Gelişmezler fakirdir. Adam aç kalırsa o adam karnını doyurmak için çalması da gerekebilir.
Sen o adamı elini kesiyorsun. Çünkü orada bir derece yok. Elini kesiyorsun. Ha biri vardır, hastadır. Hastadır. Hırsızlık hastalığı var. Adam, onun da hatta bir ismi var. Ondan dolayı hastadır, onun da elini kesiyorsun. Veya bazıları gerçekten şerefsizdir. Hırsızlık yapar, onun da elini kesiyorsun. Şimdi sen aç kalmış bir insanın elini kestiğin zaman, tamam mı? Bu insan ne yapacak aga? Onu da kessin, ne yapsın, ölsün mü? Değil mi? Böyle düşündüğünde tekrar soruya tekrar dönüyorum. Herkes tamam. Dinini yaşarsa, tek el konu şey değil, kadını dövme olsun, kadının şahitliği tamam. olsun. Şimdi ve tamam, kadını dövme... Yahudi Hristiyan arkadaş mevzusu var. Buyur abi, tekrardan. Evet. Tamam, sırayla gidelim ya. Kadını dövme Nisa 34'ü diyorsun. Ya şu şeyi kapatsam ben şarja getirdim de sen beni göreceğini gördün, beni tanıdın, bildin artık, beni hissettin sen. İstersen şunu ya şarja koydum. Ben görmek istiyorum, olmaz öyle ama. Ya işte şarja koydum inan, şurada ne yaparım, şöyle mi tamam, yaparım? Tamam, şarjında dursun o zaman. Ha. Tamam. Şimdi Nisa 34'te ilk önce Allah yaratılış fıtratıyla ilgili olarak erkeği kadına üstün kıldın diyor. O ayetin başında bunu buyuruyor. Sen de yani genetik olarak faktörlerine baktığında hem fiziki olarak hem yapı olarak erkeğin yaratılışca daha üstün, yani daha öyle bir şey yok. Fiziksel güç anlamında şey olabilir. Onların da farklı şeyleri var. Tabii. Öyle bir şey yok. Tamam, anlatacağım. Yani. Evet. Tabii. Yani kemik yapısı, fiziksel yapısı baktığında bu realiteyi Allah söylüyor. Bu şu demek esasında. Ayetin devamında kadın için sen malınla, mülkünle, enerjinle bu güçlülüğünü onun refahını sağlamak için kullanacaksın. Burada Kur'an müthiş bir şekilde onun hakkını ve onun tabiatan senin ona daha böyle adeta bir köle vasfında çalışıp didinip her şeyle daha güzel, daha tevazu içinde yaşaması için mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Sen diyorsun ki İslam'a İslam kadına hak vermiyor diyorsun. Tam tersi. Buradaki üstün kılınma, senin çalışman, didinmen. Üstün kılındığından dolayı, üstün kılındığından tabii, sen çalışacaksın. Yani. Mesela arılarda, kraliçe arıda, işçi arılar çalışıyor, kraliçe arıya bakıyor. Bu örnekle de sen çalışacak, bilinecek, uğraşacak. Bir şey ekleyeceğim onun... buraya. Çok özür dilerim. Hakan'cığım, evet. Bir şey ekleyeceğim buraya. Üstünlükten bahsediliyorsa Bakara suresinin 47. ayeti ve Bakara suresinin 122. ayeti galiba. Yahudilerin evet. Üstün ırk olduğunu söyler. O zaman Yahudiler de Müslümanları alem dönüşüm. Şimdi alemlere üstün oradaki ayette şöyle diyor. Orada belli dönemlerde sana peygamber gelmesiyle bilgi, ilim, ahlak temelli özellikle gelmiş. Sen her geldiği kavim gerçekten bütün alemlerden o anda Allah'ın gerçekten indirdiği o bilgiyle, ilimle üstün olmuş oluyor. Öncelikli tamam, bilgi almış olan. Demek ki ya, Yahudiler üstün bir ırk. O hayır, zaman Yahudiler de ona şöyle, hak verir. Bir saniye ya. Hayır, üstün kılınma. Üstün kılınma. Tamam, üstün kılınma demek. Dövsün o zaman. Tamam, yani, üstün kılınma demek. Üstün olmakla alakalıysa dövmek. Hayır tamam, dövmek, üstün kılınma. Ben onu demiyorum zaten. Ayet, bak ayetin devamında şöyle ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Eğer orada şey kelimesi geçer. Zerdeşlik yaparsa. Yani şöyle hayal et. Zerkeşlik. Evet, zerkeşlik. Zerdeşlik demişim. Zerkeşlik diye ifade eder. Kur'an-ı şey, o Nisa 34'ün alt bölümünde. Ondan önce eğer mesela böyle bir konu olduğunda ailenin yapısı bozulacaksa ilk önce konuşun der. Güzelce ifade et. Konuş. Anlat. Ailenin yuvanın yıkılmaması ya da çocuğun varsa çocuğun yıkılmaması, toplumsal karşılıklı ailesel arası şiddet olacaksa ya da daha büyük boyutsal olaylar olmaması için Kur'an-ı Kerim çok sert bir ifade ediyor. Konuş, anlat, izah et. Tamam. Onun illa dövmek tamam. mi lazım en sonunda? Tamam, devamında yataklarını ayır. Bak evliliğimiz iyi gitmiyor. Bak evliliğimiz iyi gitmiyor. Yuvamız yıkılacak. Ben erkek olarak başımın çaresine bakacağım. Sen kadın olarak gideceksin. Ailenin yanına gideceksin. Bu durumda şartlar altında kalacağız. Belki de olaylar zinciri. Bir de şimdi zerkeşlikten kasıt birçok müfessir şöyle çevirmiş. Zerkeşlik. Zerkeşlik, yani sürekli şey yapıyorum. Zerkeşlik konusunda dilim dönmüyor ona da. Zerkeşlik. Yani, orada kelime farklı geçiyordu. Zerkeşlik olarak. Elmalı Hamdiyaz'da zerkeşlik diye geçer. Aynen. Şöyle bir şey. Elinde sonunda döveceğiz yani. Ya biraz bazı müfessirler çok affedersin fahişilik. Edepsizlik, ahlaksızlık yaparsa diye çevirir. Bunu kendin biliyorsun.
Abi öyle Şimdi bir kadın lafını dinlemez, serkeşlik ne demek? Lafını dinlemezse itaatsizlik, kocasına itaat itaatsizlik, etmezse. kelime anlamı Kadın itaatsizlik. çünkü erkeğin kölesi konumundadır. Kadın eğer Hayır. kocasına Ama saygısızlık ederse, lafını dinlerse evet. Zerkeçliği tamam dinleme biliyorum ya. önce Anlatacağım yerden ben. hayır der, önce konuş der, Tamam. ondan sonra sopayı çek der. Sen o dövme Orada olayına bir gel. Yani en tamam. son Dövme olayına dövme yapma geleceğim. bak. Şimdi dövme olayına geleceğim. Ama çok iyi anlaman lazım. Biraz konuyu bak şey yapmam lazım ki anlayabilirsin. Şimdi senin Hakan. Ben bu ayetleri var ya milyonlarca da okumuşumdur hatta. Yani biliyorum, Allah'ın biliyorum. anlattığı Ben şeyleri biliyorum. Ben anlamayan. de tam 25 yıldır ben de deklar ediyorum ya senle biz kaç defa yayına çıkacaktık. Sen illa konu bazlı gitmeyeceğini söyledin ısrarla. Bak normalde tartışmalar çıkarken bir konu alınır. Konu üzerinde iki taraf donörlerini getirir, ortaya atar. Şimdi sen hadi ben seni kırmadım. Normalde bu etik değil. Sen istediğin yerden başladık yani. Hadi tamam ben Fark biraz etmez abi, ben gene Kur'an'ın her yerinden girerim. ama Çünkü beni bak boş bak, bir ver. saniye bir saniye. Evet. Kur'an'ın oradan buradan bir şey yok, o kalıbasılmaz. Girersin aga, tamam mı? Girersin. Sen istediğin kelimeler de olur. Bana getir. Ben mesela şart koşmuyorum sizle konuşurken. Bana şu konuda tartışın. Ben alıyorum. Senin konuşmandan alıyorum. Bir yere getiriyorum. Ben böyle. Hadi şu konuda konuşalım. Sadece o kaynakları soralım. Kardeşim. Kur'an'ın dışından da kaynak getirilir. Tevrat'tan da getirilir. Hadislerden de getirilir. Anlatabiliyor muyum? Bak Mesela ben sen hadislere tartışmanın inanıyor bak. musun? Tabii ki elbette. Kocasının üstü irinle kaplı olsa bile onu yalayarak temizlemesi lazım. Normal değil Tamam. mi? Şimdi hadisler bak konudan konuya atlamasak bu konuyu bir Hayır, bitirsek aynı anladım. konudayız. Kadın konusundayız. Aynen. Çünkü Anlatacağım ben. serkeşlikten bahsettin ya. Tamam serkeşlik. Normalde kelime anlamı olarak itaatsizlik. Otoriteye uymama. Çünkü Tamam. Bir sıkıntı yok. adamın üstü irin bile kaplı olsa onu temizleyecek diyor. Yani kadın köle konumunda. Eğer kocasını dinlemezse, dediklerini yapmadığı takdirde dayağı yer alıyor. Normal değil mi bunlar? Tamam bir ifade edeyim. Kılıf Tamam, tamam. Bak anlatayım. Aklına yatmazsa tamam her şeyi söyle. Bak ben sana dünyadaki en iyi anlatımı yapacağım. Şimdi senin tabii. evladın var mı oğlum? Bir evladın var mı? Var. Allah bağışlasın. Cenab-ı Hak bir ömür Sağ sağlıklı kılsın. Şimdi şöyle düşün. Bir evinizde soba vardı. Sobaya da çocuğun dokunabileceğini ve dokunduğunu gördün. Onun eline vurdun İbrahim. Daha sonraki gelebilecek olaylardan bak biliyoruz ki biz çok ailenin çocuğun yüzü yanıyor. Sobada elini komple yakıyor. Ve hayatı boyunca estetikle geziyorlar. Hayatı boyunca yanmış ya da ne bileyim bu halde kalmış acı içerisinde bir ömür geçiriyor. Sen orada eline şap diye böyle vursaydın o an ağlayacaktı. Ya ne yaptın bana neden böyle vurdun diye çok üzülecekti ama gidecekti. Eline orada darebe sözcüğü geçer. Darebe. Darebe birçok hani samimi bulmadığım alimler şey demiş. Orada esasında darebe yani uzak tutmak, uzaklaştırmak manasına vermiş. Ama darebe biliyoruz ki biz darp sözcüğünden. Vurmak. Ben şunu diyorum. Ben bu olduğunu düşünüyorum. Eğer mesela İslam'da şu yok. Mesela kadına bir yere vuramazsın yüzüne. Vuramazsın. Sağa soluna yumrukla vuramazsın. Bunun kanunları bellidir. Kan akıtamazsın. Bir yerini cimcirtemezsin. Sadece dediğim gibi elinde koluna bu caydırıcı anlamda deseydi ki mesela o çocuk mesela o sobaya yanmak için eline böyle ya yapmasana çekil oradan deseydin bu baba şefkat da bunu yapar. Elbette ki caydırıcılık olarak onu ortaya koyar. Ve bu gayet hepimiz de biliyoruz ki yaparız. Esasında vurmak kastımız yoktur. Ona kıymak kastımız yoktur. Canımız ona vurmakla canımızı yakarız biz. İbrahim bu böyle. O evladına sen şimdi senin evladına ben de gelip orada sobayda ben de inan Hadis. vururdum. Yapma Tamam. derdim. Hadis diyor ki Orada darebe kelimesiyle kocaya sen kadınını efendim. niye dövdüğü sorulmaz. Hadis. Hadi buyur bakalım. Hani anlatıyorum işte. Darebe kanun şimdi Hani öyle mi vuruyor yani? tekrardan Adam dövmüş ki öyle ağzını tamam. burnunu dağıtmış. Kim tabii Kur'an'da böyle hadis kim söylüyor. vurursa kim dövüyorsa ceza 2,5 yıla kadar ceza alır. Şeriat hükmünde budur. Şimdi bir kere reel konuşalım. Suudi Bir Arabistan'da bir saniye. kadın Erkeğin ceza aldığı nerede yazıyor öyle? ya Suudi Arabistan'da benim arkadaşım var. Abi Birebir Suudi getirip canlı. Arabistan değil. Biz Kur'an'dan konuşuyoruz. İslam'dan Ama bana bir sen kaynak. orada şeriat uygulamasını örnek bazlıyorsun. Onlar dövemiyor. Eğer ki kadına böyle anarşist yaklaşım onu üzecek kıracak hemen kadıya gidiyorlar oradaki kadıya. Orada tabii ki bir alim bilge kişi dinliyor orada. Yani kadı diyelim biz. Hemen o bu konuda uyarıyor. Abi onlar Efendim. kendine göre öyle bir şey uydurmuş olabilir. Öyle bir şey yok. Ama Kadın İbrahim oldu mu bu? dayağı yiyorsa, bir saniye bak, kadın Bak diyorsa dayak olayı tamam yok ama dedim, bir yap anlatıyorum. bitireyim mi? Beraber konuşalım.
Ne diyor hadis? Kocasına, karısını niye dövdüğü diye sorun. Kimse hesap soramaz. Kim gidiyor da Arabistan öyle diyor. Bir uydurmadır o ya. Kendiler öyle bir şey Hayır çıkarmış. bak İslam'da öyle bir ben şey yok. tamam ben Dövense de bunu kimse bir şey diyemez. tamam hayır öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey Ha? söz konusu. Yok öyle bir şey. Ben tamam bak reelden çıkaracağım. Bak aşağıdan da yazmışlar. Bir tane Hazreti Ali'nin karısına vurduğunu, peygamberin 13 tane iş olduğunu söylüyorsun. Bir tanesini dövdüğünü göstersinler. Tamam hiçbir şey demeyeceğim ya. Bugün hemen her şeyi söyleyeyim. Bir tiske attığını bak. Değil incittiğini, cimcirdiğini. Bir tiske. Buradaki uygulama fahişelik ve toplumun düşünebilirsin ki olaylar zincir devam edebilir. Burada karısını da koruyor. Kendi ailesini, yuvasını da. Çayda Tamam. çok elini kolunu Tamam, ayağını. açıklamam bu şekilde Hakan. Açıklamam kabul et ama çok güzelmiş ya Tamam, dedi aynen. Bu canım. şekilde sen Allah şey Allah. yapabilirsin. Bir de Tamam, hayatım önce tamam. bu konuyu açma istersen. Çok güzel anlattım. Çok güzel de düşünce kabul et. Bir anla bakalım Tamam canım. Bir de tamam Allah bak geleceğim. tarafından. Ha. Bir Ha, tamam açmayacağım. bakayım. Ben Ha. gılık Her gılık şey tutunca anladın ararım diyorum. onu. İnsanlar da açma ya. Bir şey tutuyorsun. Bir Tuttun mu dakika neyi abi, bir dakika. sağlıyorsun. Hayır Bak ben hayır. sana çok güzel açıkladım. Dünyada en güzel açıklandı sana. Tamam, Bence. senin açıkladığını ben tefsir edeceğim şimdi. Sen çocuğun Tamam. eline sopaya vurmasını eline vurmaktan Sopa bak. bahsettin. Sopayı nereden getirdim Ya İbrahim? bir bitirebilir miyim abi ya? İyi Karşılıklı bitir tamam. konuşalım. Bak ben sen konuşurken Tamam. dinliyorum ben. Tamam. Orada sopa eline vurduğunda sanki Tamam. sopaya elini öğretiyorsun orada. Yani orada da koca karısına, tamam mı? Benim hakkımda konuşma, bana bir şey deme. Senin eline koluna vururum demek. Burada erkek ne yapıyor? Kendisi senin anlatımında soba gibi. Yani benim sonuçta kulun kölensin yani. Ama koca serkeşlik ederse kadına aynı şey niye denmiyor? O da vurabilir mi mesela? Vurabilir, niye olmaz tabii. İnsan. Ama bak şimdi sen tabii ki orada kadını eğer kadıya aynı şekilde kadın da erkekten şikayetçi olma durumuna gidebiliyor. Çok da kadın Nereye erkeği gidiyor dövdüğü de abi? var. Nereye gidiyor? Gözünü seveyim. Öyle bir şey Ya öyle bir ayıp şey yok yok. İbrahim bak bu dediğin bak Aga, Suudi Nisa suresi. Arabistan'da ben örnek Nisa getiririm. suresi. Bak böyle bir şey Bak, yok. Kur'an'dan gidelim. Nisa suresinin 128. 129. 30. ayetinde geçmesi lazım. Siz ne yaparsanız yapın kadınları memnun edemezsiniz. Onlar şöyle Tamam. insanlardır. Cennet bana Tamam. göster, cehennem bana Tamam. gösterildi. Ya bitireyim bak Kur'an'dan hadisten. Cennet cehennem bana gösterildi. Birçoğu kadınlardır de. Kadınlar lanetli gibi görünür. Sen diyorsun ki kadın da dövebilir. Aga bunlar var. Bir Bunlar sen ne saniye. anlatıyorsun ya? Tamam. Şimdi eğer biz İslam bak İslam bilinci olarak deseydik ki kadını dövmek ya da böyle bir şey sunsak kızardı ama biz biliyoruz ki kadın kadına diyor ki ne? Bunun diyor ağzını yüzünü kıracağım diyor. Bak ben söyleseydim beni döv. Tamam beni herkes dövsün. Ama kadın kadına diyor ki ne? Ya bunun diyor var ya Ya konuyla ne ağzı yüzünü alakası var kıracağım. kadın kadını? Ben sana bak Ama hadis sen veriyorum, ayet kadın veriyorum. söylüyor bunu. Sen diyorsun ki Davranışlarıyla, sen diyorsun ki hareketleriyle. kadın Hayır bir kadın dakika. gider Biz... o da dövebilir diyorsun. Öyle bir şey yok zaten. Ama sen beni... Ama var bu uygulama, bu örnekler var. Nerede var abi? Var abi, Suudi Arabistan'da benim arkadaşım var diyorum. Ya Anlatıyor mu? sen Kabul Suudi etmiyorsun. Arabistan'dan bana ne su dedi? Ben Kur'an'dan konuşuyorum. Ama Bana sen ne su şeriatı dedi? örnek gösteriyorsun. Suudi Arabistan gibi olacak mı diyorsun? Aga bana Oradaki real kitabından ver. Bana kanunlara diyoruz. kitabından. Gözünü sevdiğimin Hakan'ı. Bana kitabından. Bana ne Suudi Arabistan'dan? Ora beni ilgilendirmiyor. Bana kitabından konuş. İyi bir takım transfer olabilir yani. Çok iyi soru. Hocam sol bek ama sen onu sol kanat olarak görürsün sürekli Ne ileride. oldu sustun? Abi şey yok ben şimdi şey demiştin kadınları memnun edemezsiniz. Şunu demek istiyorum. O Kadın ayetin dövebilir diyorsun ya bana, kadınların ben dövebileceğine dövebilirim. Bak dair bir vuramazsın hadis veya yüzüne. Yok ayet öyle bir verebilir şey. misin? Ha yok. Tamam Sen niye kadın o zaman diyorsun dövebilir diyorsun? ben dövebilir demedim ki. Kadın da döve, erkek Darebe dövebiliyorsa kadın da sadece dövebilir. vurmak demek. Dövmek farklı bir şey. Orada darebe Ya geçiyor. vur, ya vur, vur, vur. Vur. Bak. Nisa suresi, tekrarlıyorum. Nisa suresinin 34. ayette erkeklere üstünlük verilmiş, değil mi? Kendine söyledim. Ama sonra diyorsun ki şey olursa, erkek de serkeşlik yaparsa kadın da yapabilir diyorsun. Orada üstünlük erkeklerde. Sen hangi ayete, hangi hadise dayanaraktan kadının da erkeğe vurabileceğini söylüyorsun. Darabe diyelim. Tamam bunun arkasındayım Darbedebileceğini ben. söylüyorsun. Tamam. Neye Bunu istinaden? örnek bak bunun örnekleriyle açacağım. Kadın da erkeği dövdü. Bunu rahatlayacak mısın ama? Ayetler, hadisler, gözünü sevdiğim. Başkasının Ya. yaptıkları beni bağlamıyor. Açayım istersen yani. Tamam getireyim örnekleri sunayım. Bak ben sana derken tartışmanın içerisinde bu örnekleri getirmem için bunu hazırlayıp sana makale Abi olarak ben sunmam biliyorum, lazım. hadisleri biliyorum. Hadisleri biliyorum. Kur'an'ı da biliyorum. Ben söylersen bilirim onun doğru olup olmadığını.
Tamam, ben bunu söylüyorum. Ben Suudi Arabistan'daki şu an reel arkadaşım var. Bu uygulamayı biliyorum. Bu uygulama bu şekilde. Kadının birçok halinden getirebilirim. Hiçbir yumruğunla vuramazsın. Yüzüne vuramazsın. Kan akıtamazsın. Cimciremezsin. Başına vuramazsın. Ya yüzüne Yok öyle bir vurmayın, şey. o olayı ben de biliyorum. Abi onu ben de biliyorum. Ama Ama sen kadın şey demen dövülür. lazım. Kadın Ya ikinci düşün. sınıf bir insandır. Sonra da çıkıyorsunuz diyorsun ki İslam kadına çok büyük değer vermişti. Bunun propagandasını yapıyorsunuz. Ama anlattım Kur'an da. diyor ya, ben Kur'an diyor ki ne? erkekler Sen ona Müslümandır. bakacaksın diyor. Bak ayet açayım. Nisa 34 var burada. Açın Abi istersen. bakacaksın, olay ne biliyor musun? Kadını çalıştırmaz. Kadını köle gibi, seks kölesi olarak kullanır. O yüzden kadına bakmakta, yani kadın İslam, bir saniye, kadın bir Müslümanın cinsel organı anlamında geçer. Yani bir erkeğin cinsel organıdır. Avret yerleri var, bilirsin değil mi? Avret yerleri. Anadolu'da bile kadına ne denir? Avret, Avrat avrat denir. denir. Avrat Ha, denir. avret yeri olarak görüyor. Sen ona rağmen nasıl Devam et. çıkıyorsun da? Siz nasıl çıkıyorsunuz da İslam kadına değer vermiş gibi böyle böyle şeyler söylüyorsunuz ya? Abi canım, düt 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 kuyruktan ya. Oyuncular da herkes kendini yere atıyor abi. Heh. Şimdi ne diyorduk? Ya ilk önce ayetin başında zaten biz güçlülük olarak ona hizmetkar olduğumuzu anlatıyoruz. Bak her zaman da böyle. Biz hizmetkarıyız. Şimdi sen Türk toplumunda biz görüyoruz. Abi hizmetkar, Gelen kadınlar hizmetkar ya. Gözünü seveyim ya. Sizler de yapma. hizmetkarsınız. Sen Siz İbrahim. Bak sadece ben kadına Antalyalıyım. mehirlerini Tamam mehir veriyorsun bak. Onu verirsiniz. hayatı boyunca rahat edebilecek şekilde mehir veriyorsun. Ona hak veriyorsun. Daha yani ne desin, ne yapılmasını istiyorsun? Ben yani bunu bir düşün bakalım. Ya ne olsaydı da bunun yerine bir şey olsaydı. Mehir veriyorsun. Onu memnun edecek mehir. Öyle ya. Kaçış yok. O senden boşanma hakkı var. Seks kölesi olayı gene yanlış. Kadın eğer istemezse cinsel ilişki giremezsin. Yok böyle bir şey İbrahim. Bunu Nasıl nereden giremez? çıkardın? Abi Öyle bir şey hadis olur mu diyor ya? değil mi? Abi Asla böyle bir hadis şey. var. Yapma Sen göz. Abi ya hadis var. Allah Bir Allah. Sen erkek tecavüz. Tecavüz abi bir Arapça bir erkek kelime. dinler misin? Bir erkek eve geldiğinde kapıdan girer girmez kadını hemen yanına koşması lazım. Bütün ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Eğer seks ihtiyacı olsa, ben hadisleri defalarca yayınlarda göstere göstere anlattım. Kadın erkek istediği halde reddetme lüksü bile yok. Reddedemez. Reddedemez. Hatta Bakara suresinin 223. ayetinde vardır. Tarla diye geçer orada. Evet, kadınlar Orada sizin açıklamasını tarlanın. anlattım. Ömer ne Anlatayım. yapıyor? Kadın, tamam. Sen onu çok deklar ediyorsun. Hazreti Ömer'in yanlışlıkla çok affedersiniz, izleyenler de var. Anal seks yaptığı, ondan dolayı bu ayetin indiğini. Doğru mu? Evet. Hadis var Ha, mı? ha, ha. Hadis var mı? Şimdi bak, bir saniye. Bak, bu bir Hayır, söylem hayır, hayır. ama. Hadis var mı yok? O hadis var mı yok mu? Tamam, böyle bir söylem var ama biz bunu, yani Hadis bunu. var, evet. Şimdi bak, tamam bak, Bunu sen şey şunu, yapalım yani. bak, şunu çok yapıyorsun. Ya kendi duygu düşünce dünyana göre şu hadis olmalı ya da şu deklarasyon olmalı, bu söylem hayat bulmalı düşüncesine çok kapılıyorsun mesela. O Hazreti Ömer için böyle söylendiği varsayılan bir söylem. Evet ben bunu söylüyorum zaten ama ayette esas kasıt ne? Hanımlar sizin tarlalarınızdan kasıt cinsel birlikteliğin yani bayanın rahim özelliği, cinsellikle çocuk doğurganlık özelliği olması gereken uzuvlarıyla yapılabilmesini yani harici sapkın ilişkilerin ahlaken temeli olmadığı ifadesi anlatılıyor orada. Gayet net bir ifadeyle bunu kastediyor. İstediğiniz gibi söyleyebilirsiniz de kasıt, sen de biliyorsun bunu, pozisyon olarak istediğiniz gibi sadece rahim yolu tarla olabilecek, çocuk doğum yapabilecek yerin. Tabii. İstediğiniz yerden sürün. İstediğiniz yer, hayır, istediğiniz şekilde sürün bak. Çok o İstediğin ince bir. yerden, ya, istediğin Hayır yerden hayır hayır girin yani, yerinde. tarlanın verim verecek şekilde olan yerinden açıklıyorum. Tarla nereden verim veriyor? Ha. Tarla oradan geri verim veriyor. Oradan ha. Ya. Ya şimdi Ya. bak, bu Bakara 223'ün değişik açıklamaları da var ama Hayır o, hayır. Bu bak ben sana bir bunu şey biliyorsun diyeyim. İbrahim. Ben Evet. bak dostum. Evet. Bunların tefsirlerinde hazırlarken, o da tefsirciler, o müfessirciler de zaten yorum katarlar. Bir ayeti Muhammed'in ağzından dinlemek, her tamam, Muhammed açıklayacak onu.
Tamam. Bakara 151. Bakara 151. Allah'ın sözüdür. Nisa suresinin 82. ayeti. Tamam. Allah'ın sözü Muhammed'in tamam. sözüdür. Tamam. Tamam. Muhammed'in açıklamaları var o konuyla ilgili. Muhammed tamam. bir ayet indirdiği zaman o ayeti kendisi açıklıyor. Bakara 151. Senin açıklamalarını da biliyorum. O, bir saniye bir saniye. Senin o açıklamalarını da biliyorum. Müfessir denen insanlar bunları yazıyor. Ama o konuyla ilgili hadise o. Anlatabiliyor muyum? Onu tamam. Ben biliyorum. Ben yani bakarasız. Bakarasız. Hayır hayır. İstediğiniz yerden girin olursa anal seks meşru olmuş olur senin söyleminle. Biz biliyoruz ki helak Kur'an bak, esas gaye. Araplardan bahsediyorsun ya. Ben bir tane Arap'la konuştum o konuyu. Araba'da. Evet. Ve İslam'ı çok iyi biliyor. O da dinsiz olmuş benim gibi. O öğrenmiş. Dinsiz olmuş. Adam Kur'an Arapçasını, tefsirleri, hadisleri, sular, hatta kitaplar yazıyor. 10 tane falan kitap var adamın. Ben ona sordum. Buradaki olay nedir dedim, tamam mı? Burada değil, direkt girmekten bahsediyor. Gir diyor. Bak, İstediğin de... yerden. Gir hayır, diyor. Işte, burada diyor. İstediğin yerden. Abi, Arap, sen Arap söylüyor bunu ya. Arap, ya Arap benim de arkadaşım var. Ben bir de kaldı ben 25. senem. Adam değil, 25 senem. O senin dilinde ayeti ben 100. kez hem geriye ileriye yani Türkiye'ye tam adamına denk geldin. Çünkü ben araştırıyorum onu. Tarafsız bir şekilde reel bakıyorum. Ha, aşağıdan illa... Bak, sen şartlı aşağıdan... sen İslam kültüründen geldiğin için, inanmak aynen. için sen sürekli asla. Oradan bahaneler i̇nan, buluyorsun. İnan, bak ben elimde burada açabilirim. Komple Tevrat, İncil, Zebur ne ararsan ben zaten tarafsız bakıyorum. Öyle bir şey olsa şurada şu diye de şey yapabilirim. İncil'i de açabiliriz mesela. Bak Tevrat'tan Zebur'dan da örnek verebiliriz. Madem öyle bunları bir... biliyorsan, sen Tevrat'ı eğer okumuşsan, Kur'an'ın temelini Tevrat oluşturuyor zaten. Tabii Kur'an'da tamam. O şiddet ayetleri de, terör ayetleri tamam. de zaten Tevrat'ın konusudur. Tamam. Oradan esinlenir Muhammed. Tamam. Bakın onları biliyorsan, Tevrat okumuşsan, Kur'an dediğiniz kitabın zaten Tevrat'ın çok kötü bir çakması olduğunu çok rahat anlarsın ya. Sen tamam, niye bu kadar, bu bir saniye. Ben Müslümanlar bazen, bak bilmeyen Müslümana bir şey demiyorum ben. Gerçekten bilmiyor. Onlara diyecek bir şey. Dün bir tane konuştum, hiçbir şey bilmiyor. Ama bilip de buna dört elle sarılma. Abi Tevrat'ı bir oku. Kur'an tamamıyla onun çakması ve çok kötü bir çakması. Direkt görürsün bunu. Şimdi tamam. Biliyorum. Anladım demek istediğini. Şimdi Tevrat, İncil, Zebur. Tabii daha küçük nüshalarlı kitaplar var ama temel olarak Allah bütün kavimlere hemen hemen şeriatı farklı kılıyor. Şeriat özelliklerinde uygulamalar farklı ama hak olarak, ha bir de ya şey İbrahim aşağıdan bir arkadaş var, o da katılmak istiyor. İstersen onu da al. Haşim. Kim o? Aa, Haşim ya istersen onun al. Var ya, onun ben ırkını var ya, öyle bir ya, namussuz o. Buna gerek yok öyle ya. Bir şerefsiz o. Bir saniye onu açıklayacağım. O namussuzu biliyorum. Öyle bir oçe o. Bak biz onunla bir yayın yaptık. Öyle bir namussuz ki o. Onunla yayın yaptık. Benim laflarımı kesti. Laf kendisini öven yerlere aldı. Bak ben onunla yaptığımız yayını sansürsüz yayınladım. Öyle bir şerefsiz ki bu. Yayınlarımı kesti kendi konuşmalarını gitti kanallarında yayınladı. Diğerlerine yayınladı. O adam bildiğin terörist. İsrail'e savaşmaya giden bir terörist. Namussuz, şerefsiz biri o adam. O yüzden ciddi anlayacak bir insan değil. Senin o arkadaşınsa gerçekten sana da diyecek lafım yok. Arkadaşım olarak aşağıdan söylem olarak o da gelmek istiyor diye söyledim. Onu bir alsam ben var ya bu yayın TikTok kapatır. Onu neyse bak tutuyorum kendimi. Öyle bir şerefsiz namuslu yani. Ya bir şey soracağım. Şimdi sabaha kadar konuşuruz. Kur'an-ı Kerim'i sabaha bak, kadar aklıma konuşuruz. Aklıma getirdim tepeme attı. Ya bir insan tamam. var ya abi bak. Ya İbrahim hiç Müslüman yani. Olur. Abi bak bir saniye Hakan'cığım vereceğim lan. Bak benim annem babam da Müslümandı. Ama bunların yaptıklarını asla yapmaz abi. Bunlar bu İslamcılar var ya öyle bir şerefsiz ki namussuz oturuyor laflarımızı kesiyor kendi konuştuğu yerlere gösteriyor benim konuştuğum yerlere kızıyor sonra Müslümanlara gidiyor bizi kötü gösteriyor. Oğlum ben var ya Haşim denen OC ben var ya çıkıyorum her şeyi tek tek gösteriyorum sansürsüz siz nasıl bir insansınız gidiyor beni bu Haşim denen şerefsiz beni PKK'lı gösteriyor montaj yapıyor kendisi. Utan lan utan şerefsiz namussuz sen. Utan insanlığına. Bir de Müslüman. Ben buna bakınca işte Müslümanlardan diyorum abi ya. Bu kadar da olmaz. Benim anam babam da Müslümandılar. Şerefsizlik var yapmayın ya.
Namussuz herif. Buyur abicim, özür dilerim. Çünkü gerçek aklıma geldi. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Ya şimdi bak, Tevrat'ı İncil'i kendin de incelemişsin. Zebur'u incelemişsin. Yani Kur'an'a bir de şöyle bir şeyden bakmaya çalışmadım. Şimdi mesela Nisa 34'ü açtık. Diğer ayetleri de açarız. Yani şunu anlamak gerekiyor. O toplumun o coğrafyasında öncelikli olarak Kur'an yani anlatım olarak o coğrafyaya onu ifade edip çağlara esas gaye hitap etmeli. Yani bu düşündüğünde zor bir durum değil mi? Bak, abi, bak bir de böyle bak şimdi hem o toplum yapısına hitap edecek, hem de çağlara hitap etme gayesi olacak, hem evrenselliğini koruyacak. Bu anlatım zaten zor. Ya bir de yani sen şu fikrin var mı? Bir yaratıcı inancın var mı yok mu? Agnostik ya misin? Ben bilmiyorum. Yaratıcı varsa insanların anlattığı yaratıcı değil yani. Bilmiyorum yani ne varlığı vardı ne, ama Kur'an'daki yaratıcı sizin anlattığınız gibi değil. Sadece Müslümanlar yani onları da anlıyorum ama. Çünkü insanlar doğarken bunlar empoze edildiği için insanlar kolay kolay kimse anasını babasını bırakabilir mi? Anasını anam değilsin diyebilir mi? Bu din de öyle. Doğar doğmaz enjekte edildiği için insanlar bahane buluyor. Mesela sen okuyorsun ya oradan. O diğer açıklamalarını da okuyorsun. Görüyorsun, ha bu olmalı diyorsun. Çünkü kopamıyorsun. Bu psikolojiktir. Şartlıdır bu. Şartlı inanır insanlar. Dolayısıyla bak, objektif olarak değerlendiremez. Ben mesela Tevrat okuduğum zaman, mesela geçen gün ben Yusuf suresini işliyordum. Açtım, ilk önce Tevrat okudum. Hikaye orada asıl. Orada yazıyor hepsi. Kur'an'ı okuduğumda ne kadar kötü kopya olduğunu ve Muhammed her ayetin sonunda da Allah'ı pompalıyor insanlara. Zaten korku temelinin içinde de var da Allah sizi şuna yapar, bunu yapar. İşte Müslümanlar kopamıyor. Çok zor. Çok zor. O yüzden insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Tevrat okursanız en azından biraz akla bilme elem verirseniz Kur'an'daki şeylerin hepsinin bir uydurma olduğu, insanları kandıran bir zihniyet olduğunu görürsünüz. Ama bu İslamcılar, seni kastetmiyorum, öyle şeyler, namussuzluklar yapıyorlar ki, öyle şerefsizlikler yapıyorlar, yalan söylüyorlar insanlara. Bak burada dürüstsün, mesela orada kadına döv diyor arkadaşım. Doğru, döv. Adam orada yok bunu demek istedi, yok şunu demek istedi. Ya yapmayın, Kur'an diyor Allah'a dinimi öğretiyorsun. Hatta bununla ilgili de yarın yayın yaptım. Allah'a dini öğretemezsin. Allah'ın sözü birdir. Hatta tefsirler bile yanlıştır. Yani kimse şey gibi ayetleri açıklayamaz. Kur'an açık ve netinmiştir. İndiren Allah'ın sözünü satmak demektir bu. Direkt kafir konumuna düşüyor insanlar. O burada bunu demek istemedi. Böyle anladı dediği zaman kafir adam ya. Kur'an diyor bunu. Kur'an. Değiştiremezsin bunu. Kafirsin direkt. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Allah'ın tabii olduğu, şeriatın olduğu yerde yaşayacak mısın? Yaşayamaz. Türkiye'deki insan mesela Hizbullahçılar falan filan var ya, el kaydılar. Onlar mesela Türkiye'deki Müslümanları Müslüman olarak saymazlar. Niye saymazlar? Çünkü Allah'ın kanunları yoktur. Ve öldürülür. Allah'ın kanuna uymayan herkes öldürülür. Bunu bilmek lazım. Bunu görmek lazım. Ve bu insanlar, bu dine inanan insanların ne kadar cehalet içinde olduğu, bu dine yaklaştıkça terörizme ne kadar ulaştığını herkes görüyor ya. Elini vicdan alan herkes, bu insanlar bunu görür. Buyur tamam. Abi. Esas şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi düşüncelerimizden bir an çıkalım. Tevrat, İncil, Zebur. Bir yaratıcı olmalı mı sence, yani bu varlık alemini yaratan bir güç var mıdır yok mudur yani? Bu gördüm dediğin, duydum. Şimdi tamam, bir şey şöyle kısa gidelim. Mesela gördüm dediğinde esasında göz görmez. Sana kodlar gelir, bu yansımanın işlenişi ve görmüş oluyorsun. Yani gördüm dediğin şey, olay esasında fiziksel alemde. Sen neyi göreceksin yani? Sana eğer fiziksel alemde mesela madde algısı komple çıkarılsa, bakıyorum dediğinde hiçbir şey görmeyecektin. Çünkü frekans gelmeyince görmeyeceksin. Şimdi bak bunu iyi bir düşün. Bak, bunu iyi bir düşün. Gerek yok Hakan. Ben böyle şeyleri 18, 17, 16 yaşından beri düşünüyorum. Tamam. Ben o ya sen dedin diye düşünecek de değilim zaten. Ya, hayır, ben şunu demek istiyorum. Tamam. Yani beden kompleks bir yapı. Ama baktığında ruh temelli. Tad alıyorum diyorsun. Nereden tad alıyorsun? Yani duyuyorum dediğinde neyi duymuş oluyorsun? Yani duydum dediğin ya da
Bunları Tamam. özümsediğim Anladım ya anladım. da Ne demek istediğini biliyorum. Onu ha. bana sürekli soruyorlar zaten. Sürekli Tabii. soruyorlar. Bak, bunun için insanın Mesela öğrenmeye aç olması lazım. Senin vücudun nasıl çalışıyor? Anatomi. Değil mi? Tabii. Anatomi öğreniyoruz. Bizim kalbimiz niye var? Ne işe yarıyor? Böbreğimiz Anladım. var, ne işe yarıyor? Midemiz var, ne işe yarıyor? Bağırsaklar ne işe yarıyor? Değil mi? Gözümüz ne işe yarıyor? Gözün evrimleşme süresi 35 milyon yıl sürmüş. Bunları geriye diyor araştırınca, tamam mı? Zaten Kur'an'daki şeye bakarsan bunlarla hiçbir örtüşmüyor. Değil mi? Bilime tamamıyla aykırı birçok şeyler. Mesela tat alma duygusu, görme Evet. duygusu. Bunlar var. Tamam mı? Ama bunları anatomiyi öğrenirseniz, bilimi öğrenirseniz, evren nasıl işliyor? Değil mi? Dünya nasıl işliyor? Güneş nasıl işliyor? Değil mi? Kozmos bunları öğrendiğiniz zaman ve taşları yere oturtuyorsunuz. İnsan nasıl var oldu? Evet. İnsanlar nasıl bugünlere kadar geldi? Bulunan fosilleri görüyorsun. Kendi vücudundan görüyorsun. Dişinden, ağzından, etini görüyorsun. Ve başına gelecekleri biliyorsun. Şunu yapmazsan nasıl olacağını, nasıl yaşayacağını biliyorsun. Ona göre yaşam kuruyorsun. Ve bunları öğrendikçe, anatomiyi, bilimi öğrendikçe kendini koyuyorsun. Ha, yaratıcıyı burada nerede arayacaksın? Burada yaratıcı Tamam. var mı? Değil mi? Böyle bir Yaratıcı var var mı? mı? Ya sana göre var. Ben ama bilmiyorum. Ama birçok şeyimde yaratıcının olabileceğini de zannetmiyorum. Bak mesela Haşim diye bir OÇ var değil mi? Orada ne Evet. yazıyor? Bana Yahudiymiş, şuymuşum, buymuşum. Utanmıyor. Müslüman bak, Müslüman. Dürüst. Şimdi ahlakına girersek eğer din bile bunları ahlaklı yapamamış. Ahlaksız yapmış. Bak benim hakkımda ne utanmazca videolar yapıyor. O Haşim denen OÇ. Ne ahlaksızca videolar yapıyor. Gerçekten vicdanı olsa, dini olsa, ahlak vermiş olsa bunlar ahlak sahibi olur mu? Olmuyorlar işte. Kur'an okuyan insanları görüyoruz. Haşim denen OÇ gibi. Kur'an okuyor sözde. Dürüstlük öğrenecektir değil mi bunlar değil mi? Bunlar dürüst olacaklar. Ama dürüst olamıyor. Din bunlar ahlaklı yapmıyor. Utanmadan neler yapıyorlar? Bak dini kullanarak insanları sömürüyorlar. Dini kullanarak çocuklara tecavüz ediyorlar. Dini kullanarak halkı sömürüyorlar. Oylarını alıyorlar değil mi? Çok şerefsizlik yapıyorlar. Bakın bunlar din bunları ahlaklı yapmıyor. O zaman Allah'ı sorguluyorsun. Allah bunları din göndermiş. Bunlar ahlaklı olamamış. Tamam mı? Tamam. Ahlak diyorsunuz. Allah peygamber göndermiş. Ahlaksızlık hep ahlaksız onlara göndermiş. Bunlar hala ahlaksız. Utanma yok, sıkılma yok. İnsanların kanını yemiyorlar. İnsanları kıtır kıtır kesiyorlar. Ve çıkıyorlar bizim gibi insanlara ahlaksız diyor bunlar ya. Bize diyor acıma duygusu yok diyor. Ben o zaman bunların inandığı Tanrı'yı sorgularım aga. Bunlar daha insan olamamış. Ve dünyada kötülükler var mı? Var. Bu kadar az değer veren bir başbakan, iki bir cumhurbaşkanı. Ha, aga ben fazla konuşmayayım. Namussuz şikayet ediyor şimdi İslamcılar. Başka Uyarı geldi. Yayınım hocam. kapanmaz. Sen konuş. Ben konuşmuyorum. O şerefsiz şimdi gidiyor beni şikayet ediyor. Neyse abi. Evet. Ya esasında çok ben konuşmak istediğim konular vardı. Ben bizim arkadaşımız var. Ben yayın senle kaç defa çıkalım diye konuştuk. Facebook'tan yazdım ben. Sen tabii konu bazlı çıkmam dedin ısrarla. Yazışmalarımızı hatırlarsın. Bir Esasında hani tane ben genç vardı, o muydun sen? Konu o çocuk da mı? tabii ben Sen seni sürekli yazdın. konuşalım diye ben yazdım. Facebook'ta biz seninle yazışmalarımız var. Israrla çıkalım git TV'de konuşalım dedik. Ne zaman? Mesela Geçen ay olanlar mı? yok yok 2 yıl oluyor. Aa, onu bilmiyorum. Geçen bir tane çocuk yazdı. O da konu diye geliyor. Kardeşim ben her Ya yerden sana geliyorum. çok kişi yazmış. Hakan abiyle gelin konuşun. Hani acizane ben bilgim oldu tabii ki. Acizane ben de araştırıyorum tabii. Ama hemen hemen hakimimdir ama tabii ki şöyle bir şey var. Bazen her ayeti tam şekilde hatırlamayabiliyorsun. Ama ya bak sen de Neyse mesela ben yayını bir ben kapatayım açayım bak tamam. uyarıyorlar burada. Tamam. Az önce Tamam. uyarı Tamam. geldi kapanmasın. Neyse Tamam. güzel dostum güzel bir muhabbet oldu. Yine Aynen. konuşuruz İnşallah belki. daha ben konuşmak istediğim şeyler var. İnşallah bir yayında konuşalım. İnşallah bir konuşalım. Tamam hadi dostum hadi Uzunca görüşürüz. alalım. Bir de şarj Arkadaşlar ben problemim var. kapatacağım tekrar yayın açacağım. O Haşim denen OÇ şikayet ediyor. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam.